Merhaba, hoş geldiniz. Evet, Sayın Utku Bengisu, bugün nelerden konuşacağız sizinle? Sema Hanım, Afrika Ticaret Merkezleri'nin kuruluş hikayesiyle başlayalım arzusundayım. Evet. Afrika'da neler yapıyoruz, Afrika için önemli ve yakın zamanda gerçekleşecek 15-16 Mart tarihlerinde yapacağımız 6. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu'nda Afrika ile Türkiye arasında ticaretin gelişimine katkılar sunmayı planlıyoruz. Bu yolculuğumuzdan bahsetmek isteriz. Hepsi gerçekten çok önemli konular ve hemen buyurun diyoruz öyleyse Afrika ticaret merkezleri neler yapıyor? 2000 11 yılın Aralık ayında kuruldu Afrika Ticaret Merkezleri. Kurulduğu günden bugüne Afrika kıtasında özellikle Sahra Altı Afrika dediğimiz Kuzey Afrika hariç bölümde 55 tane fuar organizasyonu gerçekleştirdi. Bugüne kadar Etiyopya'da, Nijerya'da, Gana'da, Fildişi sahillerinde ve Senegal'de yoğunluklu Türkiye ihraç ürünleri fuarları, Türkiye ile Afrika arasını ilişkileri geliştirebilecek özel fuarlar yaptık. 2000 2012-2017 arasında fuarlarımız devam ederken 2017'de yeni bir modül ekledik çalışma grubumuzun içerisine. Artık sadece biz Afrika'da fuar yapmıyorduk. Afrika'dan da Türkiye'ye alıcıları getirebilir miyiz diye konuştuk. 2017 yılının Ekim ayında ilk projemizi Antalya'da yaptık. Hayatında hiç Türkiye'ye gelmemiş. Afrika'da e, yerleşik depoları olan, satış kanalları olan ticaret firmalarını Türkiye'ye davet ettik. Buradaki amacımız... Afrika ekonomisini besleyen, Afrika ithalatında başrol oyuncusu olan e, Fransa gibi, Çin gibi, Güney Kore gibi, e, Hindistan gibi özel bölgelere, yani Türkiye'nin e, bu anlamda dünyadaki üretici rakipleriyle Türkiye arasında bir avantaj sağlamak. Bu rakiplerin satış pazarlama kanallarına artık Türk mallarının da girmesini sağlamak için hiç Türkiye'ye gelmemiş 180 kişiyi davet ederek 2017 yılında başladık. 2017 yılında bu gelen e, Afrikalı alıcılarla Türk firmalarını masalarda ikili görüşmeler şeklinde görüştürdük. Böylece Kayseri'nin mobilyasını e, Nijerya'ya, e, Ankara Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilmiş bir makinayı Togo'ya, e, bir kulevinci Malya'nın satırızı konuştuk. Hı hı. Bu proje başarıya ulaştı. Epey bir bağlantı sağlandı ve ciddi anlamda e, özellikle makine sektöründe özel bir başarı sağladı bu proje. Ondan sonra... 2018'de de biz bunu Antalya'da devam ettirdik. Antalya'nın doğası, e, tabii turizm bölgesi olması Afrika için farklı bir cezbedici bir nokta oluşturmuştu. Öyle devam ettik. 2019'da üçüncü organizasyonumuzu İstanbul'da gerçekleştirdik. O zaman da Doğu Afrika pazarına hedefledik. Uganda İnşaat Bakanı'yla Etiyopya İnşaat Bakanı'nı da davet ettiğimiz bir üçüncü zirvemiz oldu. O zirvede de yüzlerce alıcıyla Türk firmalarını buluşturduk. Malumunuz pandemi birçok etkinliği... Artık yapamaz hale getirdi. 2020 yılı etkinlik sektörü için çok zor bir yıldı. 2020'de biz de projelerimizi ertelemek zorunda kaldık. Fakat 2021'e geldiğimizde çok hızlı bir giriş yaptık. Dördüncü organizasyonumuzu 2021 Mart'ta Ankara'da yaptık. Bu sefer Afrika nüfusunun %72'sini oluşturan özel ülkeleri seçtik. 39 ülkeden 564 alıcıyı Türkiye'den 102 firmayla buluşturduk. Bu organizasyon da çok ses getirdi. Ankara Sanayi Odası'nın, Ticaret Odası'nın net katkısı vardı. Dışişleri Bakanlığımızın net desteğiyle yaptık bu işi. Büyük ihracat hikayeleri çıktı. İki telli organize sanayi bölgesinden Sierra Leone'ye bir iş e, imkanı sunduk. E, birçok Anadolu üreticisi, birçok kobiyi Afrika ile buluşturduk. Daha sonra bu organizasyon 2021'de hızlı bir giriş yaptıktan sonra en son organizasyonumuz olan 5. Büyük Forumumuzu İstanbul'da, Brand Cevahir'de yaptık. O organizasyona artık çok daha güçlü bir şekilde girdik ve Afrika'dan 564 alıcıyı getirdik. Afrika'dan gelen 41 ülkeden gelen 564 alıcıyla Türkiye'nin 61 şehrinden gelen 193 üreticiyi bir arada buluşturduk. Dışişleri Bakan Yardımcımız ve Sanayi Bakan Yardımcımızın açılış yaptığı bir organizasyon oldu. Afrika'nın Türkiye'de yerleşik 32 tane büyükelçiliği var. Bu 32 büyükelçinin 21 tanesi bizim salonumuzda hazır bulunmuştu. Çünkü çok geniş bir heyet ağırlıyorduk ve çok büyük ihracat e, sonuçları aldık. Türkiye Afrika ticaretinin bugün geldiği noktada önemli katkılar yaptığımıza inanıyoruz. En son organizasyonumuz da bundan sonra da işte Mart ayında altıncısını gerçekleştireceğimiz organizasyona doğru adım adım yürüyoruz. Evet. Peki Afrika pazarının neden bu denli önemi var e, ve ihracatçılar için önemi nedir? Bunu da değerlendirir misiniz? Tabii memnuniyetle. Şimdi 1.3 milyarlık bir nüfustan bahsediyoruz. 55 farklı ülkeden bahsediyoruz. Afrika kıtası dünyanın en hızlı büyüyen nüfus yapısına sahip bir kıta. Bir örnekle pekiştirelim. Bugün Danimarka'nın Kopenhag eyaletiyle Nijerya'nın Niamey eyaleti bugün için aynı nüfusa sahip. Ama 2030 yılında Danimarka'nın Kopenhag eyaleti hala 1.7 milyon nüfusa sahip olacak. Nüfusu gelişmeyecekken rakamlar bunu gösteriyor. Bugün onunla aynı nüfusta olan Nijerya'nın Niamey eyaleti 40 milyon nüfusa ulaşacak. Afrika e, nüfusu o kadar büyüyecek ki 2050 yılında dünya üzerinde yaşayan her dört insandan biri Afrikalı, 2100 yılında dünya üzerinde yaşayan her 10 kişiden dört e, buçu Afrikalı olacak. Nüfus bu kadar hızlı gelişince bir talep patlaması da oluyor maden zengini ve doğal yeraltı zengini olduğu için Afrika dünyanın ihtiyacı olan bütün ham madde yapısı şu anda Afrika'da. Bakın dünya üzerinde şu anda sürülmemiş, işlenmemiş tarım arazilerinin %75'i Afrika'da. Burada hala daha yılda 3 veya 4 verim verebilecek bakir topraklar var. Tarımla ilgili hikayesi bu. etrafı 33 bin metrekare denizlerle kaplı olduğu için 33 bin kilometre kare denizlerle kaplı olduğu için e, ciddi bir e, dünyanın ihtiyacı olan bütün balık rezervi Afrika'da var. Bugün Carrefour gibi büyük zincir marketler Afrika'da yerleşik şirketler kuruyorlar ve ihtiyacı olan bütün zincirleri Afrika'dan almaya çalışıyorlar. Bunun dışında dünyanın e, araç üretim bugün pil krizi yaşıyoruz, çip krizi yaşıyoruz. Bu çip dediğimiz, pil dediğimiz şeylerin ham maddesi koltan. Bütün malzemeler Afrika'da şu anda. Dünyanın bu anlamda tek üreticisi Afrika. Bugün Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin limanı 3 ay içine çalışmasın, dünyada bir tane pil üretilmez. Afrika'nın bu bu denli bir ö, önemi var. Hı hı. Türkiye'de Afrika ile ilgili 10 e, yıllık hikayesinde, e, son 10 yılda çok büyük atılımlar yaptı. Özellikle 15 yıl demek gerekir daha doğru bir nitelendirmeyle. 15 yılda Türkiye Afrika'da büyük elçilik sayısını 12'den 44'e çıkardı. E, Türk Hava Yolları uçuş ağını 39 ülkeden 61 farklı destinasyona çıkardı. Bizim Afrika ile ilişkilerimiz çok iyi gidiyor. Afrika ihracat performansına baktığımızda Türkiye'nin cari fazla verdiği ender bölgelerden bir tanesi. Daha fazla mal satıyoruz. Geçen seneyle bu sene arasında ihracat rakamlarına baktığımızda da %39'luk bir fark var. Dolayısıyla Afrika pazarı özellikle Türkiye nüfusunun Türkiye'deki 4 milyon şirketi dikkate aldığımızda bunun %88'inin kobi olduğunu e, biliyoruz. Afrika pazarı kobilerin kendilerini geliştirebilecekleri, kolay ihracata başlayabilecekleri en önemli bir pazar. Onun için biz Afrika pazarına önem veriyoruz. Evet. Ee, i̇hracatçılar için de ciddi bir önemi var tabii Çok ki. Çok büyük bir pazar ihracatçılar için. Çok evet. büyük fırsatları barındırıyor. Evet. 15-16 Mart 2022 tarihleri arasında e, 6. Dünya sektörler arası İşbirliği formu düzenleniyor. Bu form hakkında bilgilendirme yapar mısınız? Amacı nedir? Türkiye'nin üreten kubilerini ihracat ailesine kazandırmak için bizim bundan 6 yıl önce yapmış olduğumuz, başlatmış olduğumuz bir proje. Ee, Türkiye-Afrika arasında ticareti geliştirmek için e, Türkiye'nin kobilerinin Afrika'da network sağlamasını istiyoruz. Bir Türk kobisinin Etiyopya'da malını satan bir dış ticaret firmasının, aynı anda Nijerya'da malını satan bir dış ticaret firmasının, aynı anda Somali'de malını satan bir tacirin, olmasını hedefliyoruz. Bu Networkü sağladığımız zaman COBİ'ler büyüyor ve gelişiyor. Dolayısıyla Afrika ile Türkiye arasında e, ilişkileri sağlamlaştıracak, satışı ve ihracatı geliştirecek iki gün süren Afrika'nın e, 41 ülkesinden bin alıcının Türkiye'deki 300 üreticiyle buluşturduğumuz iki gün sürecek bir platformu, iş forumu. Fiziki görüşmeler yapacağız masalar etrafında. Kayseri'li mobilyacı oturacak. Karşısında Sierra Leone'li mobilya alıcısı oturacak. Görüşme yapacak. Sierra Leone'li kalkacak. Kamerunlu mobilyacı konuşacak. Görüşme bitecek. Nijeryalı mobilyacı gelecek. Böyle bir e, ihracat köprüsü kuruyoruz. Evet. Evet e, hangi ülkelerden alıcılar öne çıkıyor? Şimdi Sema Hanım iki tane önemli hedef ağımız var. Birinci hedefimiz Türkiye'nin Afrika ile ilgili ticaretinde geleceğinde çok önemli rol oynayan büyük pazarlar nedir o büyük pazarlar Nijerya pazarı hı hı. 220 milyon nüfusa sahip bir pazar 2100 yılında nüfusun 400 milyon olacağı tahmin ediliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde geçecek bir nüfusu var dünyanın en önemli ekonomilerinden biri olacak Nijerya pazarını Tabii ki önemsiyoruz yine kalabalık ülkelerden Etiyopya bugün nüfusu 110 milyon seviyesinde yine 2050 2100 bandında 200 milyonu geçeceği öngörüyoruz Yine Demokratik Kongo Cumhuriyeti kalabalık ülkelerden biri. 105 milyon nüfus bugüne ait 105 milyon nüfusu var. E, bu nüfusu 200 milyonlara çıkacağı öngörülüyor. Kenya gibi, Tanzanya gibi, Fildişi sahilleri gibi, Ghana gibi Türkiye'nin zaten ticaret pratiğinin olduğu, ciddi ihracatlar yaptığı, aşağı yukarı 1 milyar dolarlar seviyesinde ihracat rakamlarına ulaşabileceği, ticaret hacimine ulaşabileceği ülkeler var. Orayı birinci sıraya onları alıyoruz. İkinci sıraya da Türkiye'nin Bugün aslında çok büyük ticaret yapamadı ama gelecekte çok önemli bir potansiyele sahip olacağına inandığımız ve rakiplerini geçebileceğine inandığımız çünkü içerideki Türkiye marka imajının algısının yüksek olduğunu inandığımız bazı ülkeler tespit ettik. Sierra Leone, Togo, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali, Burkina Faso, Djibouti, Somali. Bu tip ülkeleri de ikinci banda aldık. Burundi. Bu tip ülkelerde bugün ticaret pratiğimizde çok yüksek bir ticaret hacmine sahip değiliz ama bu ülkelerle geleceğimiz çok önemli olacak. Bu ülkelerin ithalatında birinci sırayı Türkiye alabilir. Çünkü e, içeride bu saydığımız ülkelerin içerisinde ciddi bir Türkiye algısı var. Türkiye'nin itibarı çok yüksek. Onun için ikiye ayırdık projeyi. Büyük ülkeler ve gelecek vaat eden ülkeler diye bu ülkeleri ön plana çıkartmaya başlıyoruz. Evet. Ee, geçen hafta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeydiniz. Ee, orada basın toplantısında ülke izlenimlerini bizimle paylaşır mısınız? Sema Hanım, o kadar önemli bir ülke ki, 105 milyonluk bir nüfusa sahip demokratik Kongo Cumhuriyeti sadece 2021 yılında Çin'den 2.2 milyar dolarlık mal almış. Sadece 2021 yılında Güney Afrika bu ülkeye 1 milyar dolarlık mal satmış. Hindistan Güney Kore, Avrupa Birliği ülkeleri gibi toplam ithalatına baktığınızda bu ülke 8 milyar dolar mal almış geçen sene. Ve Türkiye sadece 45 milyon dolarda kalmış ihracatta. Böyle muazzam bir potansiyele rağmen Türkiye'nin orada yapacak çok işinin olduğunu gördük. Ve bu ülkenin devlet başkanı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin devlet başkanı son 3 ayda 2 defa Türkiye'ye geldi. Peki ticaret hacmi bu kadar düşük olan bir ülkenin devlet başkanı iki defa niye gelsin üç ayda Türkiye'ye? Burada önemli bir potansiyel var. Artık satın alma ritmini değiştirmek istiyorlar. Şu anki tedarikçilerini değiştirmek istiyorlar. Türkiye ile birlikte büyümek istiyorlar. Onun için biz bu potansiyeli değerlendirmek için Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ticaret odasıyla bir işbirliği sözleşmesi imzalamak için bu ülkeye gittik. Burada 81 tane basın kuruluşunu, bir özel bir salonda topladık ve büyük bir lansman toplantısı yaptık. Aslında 45 dakikalık bir lansman toplantımız vardı ama soru cevap bölümü öyle uzadı ki salondan 3,5 saat sonra çıktık. İnanılmaz sorular geldi. Çok istekli insanlar vardı. O günden bugüne 200'ün üzerinde değişik talep geldi Demokratik Kongo Cumhuriyeti esnaflarından. Dolayısıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin bizim yapacağımız yeni forumda bir parlayan yıldız olmasını hedefliyoruz. Minimum 100 alıcı getirmeyi amaçlıyoruz şu anda bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin de önemini bir kez daha vurgulamış olalım Türkiye için. Evet. Peki daha önceki formlar nasıl geçti? İhracat hikayeleri var mı? Tabii. Hemen bir örnek verelim. İstanbul'da iki tane organize sanayinin içerisinde ayakkabı boyası üreten bir firmayı Sierra Leone'den bir müşteriyle buluşturduk. 48 saat gibi bir sürede 62 bin euroluk ticaret yaptılar ve ilk ayakkabı boyası ihracatını gerçekleştirdiler Afrika kıtasına. Yine İzmir'in Aliha e, kend, Aliha Organize Sanayisi'nde bulunan bir firmayla Sierra Leone Liberia hattında iş yapan bir üreticiyi tanıştırmıştık. Galvanize tel ihracatı yapabilir miyiz? Çin'den ve Hindistan'dan yoğun olarak alınan bir malzeme bu. Türkiye'yi bu pazara sokabilir miyiz hedefiyle bu alıcıyı getirmiştik. Bir yılda 62 konteyner mal sattılar bu alıcıya. Yine bir örnek daha vermek gerekirse bir Sakarya'daki mermer işleme tesisimiz şirketi kurduğundan beri kendisilerine yatan en büyük paranın bu organizasyondan sonra Gana'dan geldiğini söylediler. Yaklaşık 300 bin dolarlık bir ihracat yaptılar. Yine bir örnek verelim. Togo'da bugüne kadar Türkiye'nin yerini bile bilmeyen çok önemli bir alıcı Sokojas diye bir firma biz Togo'da keşfettik ve kendisini Türkiye'ye davet ettik. O bütün alımını Fransa'dan, Hindistan'dan ve Çin'den yapan bir şirketti. Önemli yapı market zincirleri var Togo e, ülkesinin içerisinde. Türkiye'ye geldi. 72 saat içerisinde 200 bin dolarlık kablo aldı Türkiye'den. Bütün parayı ödedi. 3 gün içerisinde. Ve şu anda o firma son 3 forumdur. Arkadaşlarıyla beraber Türkiye'ye geliyor. Togo ile Türkiye arasında inanılmaz bir ticaret hacmi doğuruyor. Dolayısıyla butik tip hikayelerimiz çok. Mesela yine örnek verelim. İstanbul'da bir dondurma tozu üreticisi. Hiç ihracat yapmamıştı. İki tane Afrika ülkesine numune bazlı ticaret yapıyordu. Dondurma tozları üreten bir şirketti. E, sadece iki forumda 12 ülkeye aktif ihracat yapar hale geldi. Dolayısıyla COBİ'lerin can damarı bugün finans. Hepimiz şu anda finans zorlukları içerisindeyiz. Yani Türkiye genel anlamıyla imkanları çok geniş ama finans imkanları kısıtlı bir ülke. Dolayısıyla Türkiye COBİ'lerinin ihtiyacı olan finansı Afrika kobilerinin sağlayacağına inanıyoruz. Ee, organizasyonumuz, şirketimiz 10 yıldır, forumumuz 6 yıldır tamamen Türkiye kobilerinin daha güçlü olması, uluslararası alandaki rakiplerinden öne çıkması, ee, bir mal bir ülkeye satılacaksa Çine değil Türkiye'den satılsın amacıyla kurulmuş bir şirketiz. Bu yolda devam ediyoruz. Evet. Ee, peki Türkiye Afrika ilişkilerinde gelecek nasıl gözüküyor? mevcut durum, hedefler neler bunları da değerlendirir misiniz? Son olarak ondan da bahsedelim. Türkiye-Afrika ilişkilerinde geldiğimiz şu son 15 yıllık süreçte geldiğimiz yol aslında baş döndürücü bir hız. 2005 yılında Türkiye Afrika ticaret hacmine baktığımızda 5.2 milyar dolarlar seviyesinde seyrediyordu. Bugün ticaret hacmimiz 26.5 milyar doları geçti. Önemli bir rakamın eşiğindeyiz. Fakat bu şu anda Türkiye'nin Afrika'daki marka imajının karşılığı olan bir rakam değil. Bir an önce Türkiye Afrika ticaret hacminde 50 milyar dolarları ve 75 milyar dolarları görebileceğimiz Türkiye'nin 2019 yılında bahsettiği o 500 milyar dolarlık hedefe ulaşması için bu hedefin minimum %20'sinin Afrika kıtalarına yapılan ticaretten doğması için bir çalışma yürütüyoruz. Bence böyle bir potansiyel var. Türkiye Afrika ile kesinlikle 100 milyar dolarları görecek. Bunu ne kadar kısa sürede göre, görebiliriz onun için uğraşıyoruz. Sadece bir yılda ihracatımız %39 arttı. Ben bu yılda sıkı çalışırsak ihracatımızın %50 daha artabileceği öngörüsünü savunanlardanım. Çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaştığınız için ediyorum. ve ihracata yönelik e, ülkemizin çalışmalarına, e, KOBİ'lerine ciddi anlamda destek sağladığınız için. Tekrar hoş geldiniz. Efendim ben teşekkür ediyorum bu kıymetli yayında vaktinizi e, bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet Sayın Utku Bengisu konuğumuz oldu. Hoşçakalın.